Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim biz Urfa'dayız. İski mahallenin, İski kalenin, İski efendim 7 kapısı deniyor. Değil mi hocam? 7. kapı deniyor. Urfa'nın 4 kapısı. 4 kapısı var. 4 kapısının. Büyük kapı olarak 4 tane. Büyük kapı olarak 4 tane. İski mahallenin tam ortasındayız. Yani Urfa'nın en eski B kapısındayız. Bana hep sorarlar. Osmanlı tipi eğitim medrese, Türkiye'de bu tip medreseler var mı? Efendim bu tip medreseler biz gördük var. Ama tam böyle Osmanlı şeklinde ve Osmanlı kıyafetleriyle, şalvarıyla, fesleriyle var mı? Ben görmedim. Ama ki Urfa'ya ben bundan 3 sene önce payitaht 2000'e gelince baktım ki gerçekten Osmanlı sistemi, Osmanlı medresesi ve Osmanlı sistemi üzerindeki medresenin verilmiş olduğu hani dersleri burada veriliyor. Bu medresenin başında değerli bir hocamız, aynı zamanda benim de şeyhim, çok değer verdiğimiz genç bir hocamız, genç bir şeyimiz Abdülhakim Taşkın bu medresenin başında. Bize anlatacak, eğitim sistemini anlatacak, alınan eğitim. Ama başta şöyle bir soru sormak istiyorum. Tabii ki burada dikkatinizi çekti. Bütün öğrencilerin kafasında, benim hariç, ben de öğrenci sayılırım. Fes yok. Yani benim. Bir tane fes yok. Bir tane başında bir tane fes olması lazım. Hepsinde fes var. Baktılar ki, Keltoş kim diye Sultanım Hamid'in torunu. Olur mu hiç? Ama bilhassa ben takmak istemedim ki, şöyle bir görüneyim dedim. İşlerinde böyle dikkatle baksınlar bana. Fesli okul, fesli medrese diye de anılıyormuş. Hepsinde fes var. Hepsinde fes. Bütün çocuklarda, öğretmenlerinde ve başta şeyhimizde, Abdülhakim hocamızda. Peki neden fes? Niye mesela takke değil? Ders normalde takke olarak bilinir. Rahat sarık. Mesela İstanbul'da birkaç medrese var. Sarıklı. Fes neden? Şimdi efendim, fes olmasının sebebi iki sebep vardır. Birincisi, fes hakkında yanlış bilgilendirme. İngilizlerden gelmiştir fes diye, yani şapkayla aynıdır gibi fesi kötülemek, ki o ecdadımızın yaptığı o yani işi kötü göstermek amacıyla ortaya sürülen o yanlış propaganda. Bu bir sebep de biz küçüklüğümüzden beri, yani beşikten diyelim, yani Osmanlı sevgisiyle babamız bizi yetiştirdi. Ondan sonra Osmanlı sultanlarını bize anlatarak, işte Osmanlı Müslümanlara ve İslam'a olan faydalarını anlatarak bizde de böyle bir hayranlık şeysi oldu. Ondan sonra medresedeki talebeler dedik, hepsi fes diyelim. Çünkü bazı şeyleri söylersiniz, faydası onu bir kişi onu müşahhas olarak görmesi kadar faydalı olmayabiliyor. Söz şey kadar faydalı olmayabiliyor, müşahhas görmek kadar. Ama onun şahsında gördüğünüz zaman ister istemez şey. Mesela biz Umre'ye giderken fes, orada da fes diyoruz. Görenler, yani insanlar cezbeye düşüyor. Osmanlı diyorlar, Osmanlı. Böyle şey oluyorlar yani. Cezbeye düşüyorlar. Şimdi insanın efkarında yatan, uyumuş olan o Osmanlı şeysi, hayranlığı onunla coşuyor gördüğü zaman. Canlı olarak gördüğü zaman coşuyor. Sebep budur. Fes'e tekrar döneceğiz şey. Ben önce Fes'le ilgili bir iki tane daha bir sorum olacak ama ben okulla ilgili, medreseyle ilgili. Medresede şu anda kaç tane yatılı var? Kaç tane normal toplam çocuk?
hem yatılı hem dışarıdan gelip eğitim gören. Şimdi efendim bizim hizmetimiz şu şekilde. Bir, hafızlar var. Evet. İkincisi ilim talebeleri. Kahir ekseriyeti odur. Hafızlık biraz azdır bizde. Evet. Hafızların başında da Urfa'nın en iyi hafızı Kürt Ömer Hafız diye. Hem makamlara vakıf hem de mahrec olarak, irak olarak en güzel hafızdır Urfa'da. Meşhurdur. O idare ediyor. Ondan sonra bir de ilmi tedrisat dedik. Yatılı olanlar. Yatılı olanlar şu anda tabii biraz pandemi oldu, şey oldu, biraz sarsılma oldu. Şu anda 120 civarı vardır. 120 tane yatılı. Yatılı, var. Evet. Bir de günlük ders okuyan talebeler vardır. Ondan sonra onlar da şu anda herhalde bir 15-20 tane var. Bir de bizim gençlere yönelik ayrıca kürsü dersi dediğimiz, yani gençler toplanıp o bir hoca kürsüde oturur. Onlara sohbet şeklinde ders verir. Onlar da sorularını sorarlar. İşte fıkıh, hadis o şekilde şey yapılır. O şekilde de herhalde bir 40-50 tane de öyle geliyor. Yani toplam bir 300 tane öğrenci var. Yatılısıyla. Evet. Ben medresenizi gezerken de baktım ki tam eski sistem, yani rahle üzerinde. Rahle-i tedrisat. Evet. Rahle-i tedrisat. Yerde yapılıyor. Efendim hoca da işte rahlenin üzerinde, yani rahlede yapıyor. Bir de maşallah, yani biz sınıflarda baktığım bir bol hadis kitapları, kitaplar, yani kütüphaneniz çok zengin, bayağı zengin maşallah kütüphaneniz. Yani gerçekten çok güzel kitaplar gördüm orada. Evet. Bunları böyle toplamak da zor olmadı mı? Tabii toplamak zor oldu. Bizim tabii eski kitaplarımız da bayağı zengin. Yani hemen diğer medreselerde görmedim bu kadar eski kitap, şu eski tarihli kitaplar. Ve şey olarak da yeni kitaplar, yeni baskı olan ama tabii eski kitaplar. Bayağı toplamak için işte bir kısmı da babamızdan biraz kaldı. Babamın da 12 bin cilt kitap ondan kaldı mesela. Ondan da falan bizim de arttırdığımız, aldığımız. O şekilde. Bir de bir şey daha dikkatimi çekti. Burada fıkıh, ilimden başka burada talebeler bir sanat öğreniyor. Evet. Yani elinden mesela bir şey, marangozluk veya işte efendim işte başka bir sanat yaptıklarını da öğrendim. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Neler yapıyor öğrenciler? Neye yönlendiriyorsunuz? Şimdi mesela efendim, boş vakitlerinde. Evet. Şimdi şu anda iki tane atölyemiz var. Bir kuyumculuk atölyesi. Evet. Fakirin bir de yani ilmin yanında 26 tane meslekim var. Hepsinden de eser yapmışım elhamdülillah. Kuyumculuk da bir meslekimiz. Bakanlıktan özel sanatkar belgem de var. Evet. Bakanlıktan? Evet. Maşallah. Şurada. Bildiğim kadarıyla siz Sakalı Şerif'in evet. Şu. Şöyle yapalım bunu. Sakalı Şerif'in evet. Bir de şeyini yapıyorsunuz, bakımını yapıyorsunuz. Evet. Şimdi sanat olarak biz önce sanatı talebeye alıştırırken hani talebe oldu ki ilimde şey demedi. Burada buraya giren bir şey alsın yani. İlimde olmadı, sanata yönlendiriyoruz. Baktınız ki yani fazla ilme yani değil ama sanata. Yani boş çıkması neden şu medrese. Evet. Ve aynı zamanda bir talebe de hem okurken istidadı varsa, kapasitesi, ona da sanatı öğretip yarınki günde eğer hani bir maaşlı olmadıysa, şey olmadıysa bari kendi sanatıyla kendi elin emeğini yiyebilsin. Evet. Ve bu sanatları yaparken de önce ayet-i kerimine Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ya "Vel ahiretu hayrun leke min el-ula." Sana ahiret dünyadan daha önemlidir. Yani. Önce yaparken Allah rızası için yapmayı öğrensin. Onun için mesela Sakal Şerif mahfazaları gördünüz işte. Evet, mahfazalar burada yapılıyor. Gümüş hepsi elden yapılıyor. Onu yapıyor bir mecanen bir de bedel onu. Bir de bedel,
Sadece işte hayırseven dostlar gümüşünü alıyorlar, biz de işliyoruz. Türkiye'nin genelinde bu geçen Abu Dhabi'ye geçen sene gittik, orada da mesela dünyada da yani Safar Şerif hizmetlerini yapıyoruz. Tabii bir şartımız da Safar Şerif'in veya Mukaddes Emanetler'in sağlam olması, senetli olması. Senetli olması. Senetli olmayanları yapmıyoruz, yaklaşmıyoruz. Evet. Çünkü piyasada biraz bayağı sıkıntı var. Evet. Ondan sonra bir de Marangozhane. Sultanahmet Han'ın meslekleri. Orada da Urfa'da Eyyubilerden kalma bir oyma sanatı var, el oyma sanatı var. Desenler de çok o zamandandır. O sanatı öğretiyor, oyma sanatı. Bir de sedefkarlık. Aynı Marangozhane'de. Sedefkarlık. Osmanlı usulü, İstanbul sedefkarlığı. Ondan sonra bir de normal, aynen doğramada. Doğramada. O şekilde. Üç marangozluğun üç mesleği. Sedefkarlık, oymacılık ve doğramacılık. Orada icra ediliyor. Oyunculuk da burada. Peki çocukların içerisinde hani ümidinizi kestiğiniz, ya bu çocuk ilim öğrenmek istemiyor, sanat öğrenip de hakikaten bir böyle bir şeyler yapan oldu mu, böyle yani bir meslek sahibi oldular mı? Öğrenenler oldu. Fakat şu anda mesela yaşları genç olduğu için dükkan falan açmadılar. Başka meslek yapıyorlar. Evet. Cami gördüm. Buradaki medresenin içerisinde maşallah çok emek harcanmış. Kubbeyle ilgili bana anlatmak istediğiniz bir şey var mı yukarıda? Şimdi efendim, Osmanlı'dan sonra ilk ses akustiğinin yapıldığı kubbedir. Camidir. Cami 800 kişilik. Ondan sonra mihrapta sessiz Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Caminin en uzak köşesine aynı oranda ses gidiyor. Sessiz Bismillahirrahmanirrahim. Sesli değil ha. Onu çok tabii geldiler, denediler, şey yaptılar. Ondan sonra profesörler geldi, denedi, baktılar. Siz de deneyebilirsiniz. Mihrapta bir Bismillahirrahmanirrahim birisi desin sessizce, en ucra köşede bakın ses aynı oranda gelir. Şimdi bu hesap maalesef kimsede kalmadı. Bu ses akustiğinin hesabı. O temelden başlıyor, mihraptan, kubbeden. Kubbeye dikkat ettiyseniz yarım yumurta şeklindedir. O ses evet. için öyle yapılmıştır. Ve onun içerisinde belirli sayılarda küpler vardır. Büyüklü, küçüklü küpler vardır. O küplerdeki ses derinliği şey olsun diye, o langlung ses olmasın diye içine belli miktarda keçe yerleştirilmiştir. O hesap şu anda bizim yanımızda kalmış zannediyorum. Yani eserini de yaptık. Peki şu anda siz mi yaptınız bunu? Yani kendim yaptım. Mimarı benim. Şöyle, siz Arapça biliyorsunuz. Evet. Kürtçe biliyorsunuz. Farsça biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra efendim bir de çok iyi bildiğiniz zat marangozluk. Yani marangozluk, kuyumculuk. Kuyumculuk. Evet. Mimarlık. Mimarlık. Evet. Osmanlı hendesesi yani. Evet. Ben günlerce Süleymaniye'nin takalarında yattım, hep yoruluyordum, kalkıyordum, yine araştırıyordum o şeyleri hep tespit etmek için. Ondan sonra, bir de burada tezhip sanatı da yapılıyor, çok güzel tezhip evet. sanatı, onu da size göstereceğiz inşallah. Terzilik kendi kesimimdir. Evet. Maşallah. Bunlar yani gerçekten çocukların yaşlarını göreyim. Yani belirli bir yaştan yaşa mı kabul ediyorsunuz, yoksa yani? Yani 12 yaştan yukarı olması lazım. 12, en az 12 yaş olması lazım. En az 12 yaş olması yani, lazım. Bir de baktım, hele de annesi babası olmayan yetim çocukları daha aynen. çok öncelik ve daha ona bir şefkatle tabii biz onlara analık babalık yapıyoruz. Zaten hepsini öyle gördüm ben. Allah için gerçekten. Bir de sizin medrese, hem medrese hem bir dergah kapısı. Yani siz burada sadece medresedekilere sadece yemek vermiyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla siz burada kapının önünde de çok fakirler geliyor, onlara yemek dağıtıyorsunuz. Bu mahalleye bayağı bir yardım ediyorsunuz buradaki. Allah gerçekten size kolaylık versin. Çok Allah razı olsun. Yani bu zamanda yani medreseyi çevirmek bile zor oluyor.
gerçekten ama siz komşulara da yardımda bulunmuyorsunuz. Elhamdülillah. Allah'ın lütfuyla şimdi tabii o da hani akşam yemek yapıldı medresede, çevredeki fakirler hepsi geliyorlar, kapını gördünüz, kapının önünde duruyorlar, evet, yemeklerini alıp gidiyorlar. Bir kısımlar da hastadır. Evde biz onlara yemek veriyoruz ve öğrencileri görevlendiriyoruz, gidip onlara bir bakıyorlar. Mesela daha geçenlerde vefat etti bir kadın vardı, kimsesi yoktu. Ona 3 sene baktık. Bir gözü ama bir tane vardı mesela, ona 7 sene baktık. Başka bir yaşlı vardı, 9 sene baktık. Ve bunlar yatalak hastaydı yani. Çoğu zaman altlarına şey yapıyorlardı, yıkıyorduk o şekilde. Öyle hasta olanlarımız da var. Onlara biz göndeririz. Veyahut mesela erkek çocuğu yok gelip medresede, hani kız çocukları şey olmasın, yolda bir tehlike olmasın diye. Onlara da biz kendimiz şey isimlerini alıyoruz, oraya gönderiyoruz evlerine. Çevreyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizim çevremizdeki fukaradan, fukara aç yatarken biz burada tok yatamayız. Programı kapatmadan önce son, ben tekrar Fes'e dönmek istiyorum. Onunla kapatmak istiyorum. Şöyle, malum Türkiye'de bir kesim bu kıyafet kanunuyla ilgili hala bastırır, konuşur, söyler. Şimdi böyle bir şey gördünüz mü? Yani Fes'le ilgili veya işte bir takım bir kesim üzerinden hani sizlerin üzerinize böyle gelip efendim böyle siz yasak işliyorsunuz, işte Fes'e takamazsınız. Yani size böyle bir zorlaması, böyle bir sıkıntı geldi mi? Şimdi Fes'i takamazsınız, kıyafet kanununa aykırıdır diye bir zorlama bize gelmedi. Biz kültürel faaliyet olarak çünkü yapıyoruz. Ama Fes'i yanlış bilenler, dedim ya, bir sebep de Fes hakkında yanlış bilgi. Bu Fes İngilizlerindir, niye giyiyorsunuz diyenler çok oldu. Onlara cevaplar verdik. Mesela burada da söyleyeyim. Fes bir defa İngiliz kıyafeti değildir. Fes tamamen Müslüman kıyafetidir. Ve Fes'in doğuşu nereden olmuştur? Fes, Fas şehrinde yapılmıştır. Onlar neye binaen bu Fes'i giyiyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal ettiği zaman onun terikesinde kırmızı arakiye dediğimiz, aynen bu renkte kırmızı arakiye 4 tane kayıtlarda var yani. Terikesinde vefat ettiği zaman adına kalan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bu renk kırmızı arakiye giyerdi. Etrafına sarıp sarardı. Şimdi Faslılar onu bir daha biraz daha kalıba koyarak şey yaptılar. Tabi kısasını. Şimdi Sultan Mahmud kıyafette tevhid kıyafet yapmak istediğiniz zaman ulema buna karşı çıktı. Dediler ki olmaz yani, tek çeşit, herkesin rütbesi çeşit karşı. Çünkü 480 çeşit serpuş vardı o zaman. Herkesin makamı serpuşunda belliydi. Ondan sonra Sultan Mahmud da onlara dedi ki bana bir şekil bulun İslam'a uygun olan. Derken Osmanlı'ya bağlı 48 kraliyet vardı. Her kraliyetin de belli bir miktarda askerleri vardı payitahtta. Muayenede, bayramlaşmada o askerler işte saraya gelirler. Topkapı Sarayı'nda muayede olur. Faslıları gördü Sultan Mahmud. Ha bu güzeldir dedi bu kıyafet. Zaten Sultan Mahmud'un başındaki Fes de Mahmud-i Fes dediğimiz. Mahmud-i Fes. Biraz daha uzun. Yok. Kısadır. Evet. Biraz daha kısa, daha hafif yuvarlaktır. Biraz daha şeyleri, püskülleri daha uzun. Bak, püskülü daha uzun. Evet. Fasların Fes'idir. Şimdi tabi ulema yine dedilerken tek çeşit hep sorma. Sultan Mahmud dedi ki Cenab-ı Allah iki zümre arasında fark koymuştur. Her yeste yüllezine ya'lamun, yüllezine la ya'lamun. Alimlerle alim olmuyor. Alimler sarık sarsınlar diye yere ders bunu getirdi. Tabi biraz da padişahdır, yaptı yani. Ondan sonra yani Fes'in şeysi menşe-i Fas'tandır ve esas ilham kaynağı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Giydiği kırmızı arakiye kalıba. Şimdi bu Fes'i kalıptan kalıbını bozarsanız arakiyedir. Arakiye kalıba çekilir, Fes olur. Ondan sonra Sultan Mahmud'un giydiği Fes Mahmud'u. Sultan Mahmud'dan sonra Sultan Abdülmecid
fesli. Bunların üstü biraz daha dardır, alttan geniştir. Bu da bu uzunluktadır. Mecidiye fesleri. Sonra Sultan Abdülaziz, Mecidiye feslinin kısası. Bundan kısa, üstü dar, alttan geniş. Öyle gitti. Aziziye fesleri denildi. Sultan Abdülhamid Han bu fesleri giydi. 13 santim boyundadır. Üstü bu şekilde aldı. Bunlar Hamidiye fesleridir. Bu Hamidiye fesleri olarak kaldı. Hamidiye feslerinden sonra Sultan Reşat ve Vahdettin Hamidiye fesli olarak öyle kaldı. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Allah yolunu açık tutsun. Yani gerçekten bu çocuklara bu ilimleri öğretiyorsunuz. Bir babalık yapıyorsunuz, analık yapıyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz. Bu çocuklara yediriyorsunuz. Her şey bu da medresede. Her şey içinde yemek, sabah, kahvaltı, akşam. Yalnız şunu söyleyeyim şahsen. Yani hemen ikinci defadır ben böyle programa katılıp şey diyorum. Evet. Ben biliyorsunuz ben medyayı şey hiç sevmiyorum. Evet. Sizin dedenizin hatırı için böyle açıklamaya şeye geldim. Allah razı olsun. Belki beni görenler hocamız da başladı medyatik olmaya evet. falan düşünmesin. Ama yok diye. Yani şöyle bir şey ben var. Yani sizin buraya tanıtmak yani aslında bir görev gerçekten. Yani ben buraya ben gerçekten çok sevdim. Tanıtılması lazım en azından. Yani bilinsin. Türkiye'de böyle güzel bir medresenin olduğunu bilinsin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah dedenize, ecdadınıza rahmet eylesin. Teşekkür ederim efendim. İnşallah bu programımız biraz her zaman alıştığınız bir programlardan değil, biraz güzel bir programımız oldu Urfa'nın içinde. Urfa'ya gelirseniz bu medreseye gelmenizi tavsiye ederim. Gelin burada bir yemeği yiyin. Ziyaret edin. Burada cuma namazını kılın. Güzel camide. Misafirhaneleri var. Misafirhaneye gelin. İsmimi söyleyin efendim. Burada size ikramdadır bulunurlar. Görüşmek üzere. İnşallah bir dahaki videomuzda. Allah'a emanet.